Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kudüs tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesi liderlerin de gündemindeydi. Oylamayı sosyal medya üzerinden değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum dedi. Kudüs konusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin BM Genel Kurulu tarafından gayri hukukiliği en sarı şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Kudüs tasarısının kabul edilmesine ilişkin bir değerlendirmede Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Alınan kararın memnuniyet verici olduğunu belirten Yıldırım, bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgede yeni bir fırsat doğurmuştur dedi. Oylama, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararının uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını çiğnediğini, insanlık vicdanının ezici çoğunluğuna ters bir karar olduğunu inkar edilemeyecek şekilde teyit etmiştir. Gözdağı ve tehditler ile ülkelerin iradelerini etki altına alma gayretleri, BM Genel Kurulu'ndan çıkan bu kararla başarısızlığa uğramıştır. Güçlünün değil, haklının güçlü olduğunu Birleşmiş Milletler bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Trump yönetiminin şantajlarının karşılık bulmadığını belirtti. Unutulmasın ki Kudüs düne göre bugün daha güçlü, daha emin, daha güvenlidir. Kudüs miracı mucizevi mekanı, man